Ağlama olur mu? Şimdi Karabağ Türk Şehitliği'ndeyiz. Sevgili dostlar, bir şehit anasıyla bugün burada karşılaştık. Çok duygu dolu anlar yaşandı. Vatan toprağının bağımsızlığı aslında kolay kazanılmamıştır. Bu anlamda bu şehit anasının eli değil ayağın altı öpülmelidir. Bu anlamda ona bütün sevgimizi, saygımızı Türkiye Azerbaycan Derneği olarak sunmak istiyoruz. Değil mi? Sağ olun. Çok sağ olun. Türk milletinin başı sağ olsun. Amin. Bizim diyor ki şehitler hemen için demeyin onlar ölüdür. Onlar yaşayırlar lakin siz göremezsiniz diye bir hadis vardır. Bu anlamda Yüce Rabbim gani gani rahmet eylesin. Bizi de ona şefaatçisi eylesin o anlamda. Sağ olun. Çok sağ olun. Sizin duygu düşünceniz varsa onu da Türkiye'ye mesajınız var mı? Türkiye'ye mesajınız Türkiye'sine böyle yüreğinden gelen sözlerinizi de alabiliriz burada. Yüreğimden gelen sözlerim en bir de şikayetim oldu ki bunun bak bu şekli görürsen ne güne düşüftü. Yüreğimden gelen oldu. Emin gününüz varsa bunun şeklini tezeli. İnşallah teyzem. Buradan Türk milletine ne demek istersin? Birliğimiz, dayanışmamız, vatanımız için. Allah hamısına can sağlığı versin, uzun ömür versin. Allah hamınıza böyle ne bileyim ne terbiyeyim ben hiç bilmiyorum valla. Allah hamınıza can sağlığı versin. Ana bu Hocalı'da mı o tarihte şehit olmuştur değil mi? Yok bu Karabağ'da da 1900'da. Bu gitti Çılmar yakını çekti geldi. Sonra Taşat'ta yolladılar bunu. Gitti buraya orada buradan yaralanmıştı. Oradan önce geldi. Gazi olur sonra şehit olur. Ondan sonra da geldi bunu yolladılar. Denizciydi bu. Bunun izvaniyası adı var idi. Hamsını bakırdılar. Başını sağ olsun. Tekrar sağ olun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet rahmet eylesin. Sağ olun teyze. Allah size can sağlığı versin. Uzun ömür versin. Kadın alın. Sağ ol. Allah rahmet eylesin.